Hazır. Aynen böyle. Geri doğru. Evet, merhabalar. Nasılsınız? Vallahi koşturuyoruz, ıslandık. Çubuklar içindeyiz. Yani başımıza gelmeyen kalmadı yani açıkçası. Ama güzel bir iş oluyor. Bu mevsimde İstanbul'da deniz sezonunu ilk siz açtınız herhalde. Denize nasip klipte girmekmiş. Yani yapacak bir şey yok. Ben böyle hayatta her şeyi klipte yaşıyorum. Hayalini kuruyorum. Biraz da hırçın bir güne denk geldiniz. Herhalde bir talihsiz kaza da yaşanmak üzereydi herhalde. Ya da biraz bir sövdüğüm an ona bir onu lütfen bakın. Rica ederim. Onu yalvarıyorum yani. O off the record. Onu kesiyoruz, uçuyoruz. Peki hayırlı olsun diyelim. Merkür şarkısı neler söyleyeceksiniz? Valla Merkür gerçekten ilk dinlediğim zaman beni gerçekten çok heyecanlandırdı. Çünkü çok enteresan bir şarkı. Sözleri bazen atar gider de yapıyor böyle arada. Böyle Eros'un okulu bağrına bir bataydı falan diyor. Yani eğlenceli bir şarkı, güzel. Ben birçok insanın seveceğini düşünüyorum, hareketli bir şarkı. Böyle Merkür demişken, böyle gezegenlerin, yıldızın, ayın böyle astrolojiyle aranız nasıldı? Tür şarkılar seçerken vallahi, veya dönem olarak Merkür gerçekten oldu. Bir an düşünüyorum, keşke Merkür'e gidebilme şansımız olsa. Hani belki orada erkekler daha mı farklı olur? Yani öyle bir şansım olsaydı yani. Tek düşündüğüm bu. Erkeklerin nelerinden şikayetçiz peki dünyayı terk edecek kadar? Nereden girsem neler söylesem. Sana bakmam diyeyim peki. Bu durumdan çok müzdaripsiniz zannedersin. Yani aslında müzdariplik de... Ya şimdi sosyal medyadan zaten yeterince bu erkeklerin kültüründen, köydekinden de olsun... Metropoldekinden de olsun bir sürü her çeşitten mesaj alıyoruz yani. Biz sanatçılarımız olanlar ama bunlardan bir tık daha uzak olabileceğim bir yerde olsam fena olmaz diye düşünüyorum. Sizin DM kutusu o zaman maşallah var. En son nasıl bir ilginç mesaj aldınız peki? Var mı öyle ilginç bizimle paylaşabileceğimiz? Valla en son köye gelin gidiyordum herhalde. Nasıl oluyor? Kameralara doğru dönersin. En son, yani gerçekten böyle, köye gelin gidiyordum. Yani şöyle söyleyeyim, hani seni prensesler gibi yaşatırım, işte bir dediğini iki etmem, işte şöyle arsalarım var, seni şimdi, öyle mi falan, hani sonra bilmem ne köyünde seni hanıma yapmaya hazırım. Tarlalar üstünüze yapıyorum. Dedim abi, yani dedim hani yaşadığım en ilginç örneklerden biri buydu. Ben hani okumuyorum aslında çoğu mesajı ama... Birazcık saçma sapan yazılar olunca da meraktan bakıyorum yani. Peki yaz sezonu nasıl değerlendireceksiniz? Neler yapacaksınız? Yaz nasıl geçeceksiniz? Ya şöyle benim planım aslında bu şarkıyla birlikte sahne almak. Hani keşke böyle sürekli kurs sahnem olsa da böyle saçma sapan başka şeylerle uğraşmasak. Hani sadece sahnede zaman geçirmek istiyorum. İşte şarkının tamamlaması da ona denk geldi. İş dışında tatilde olacaktır muhakkak sizin için. Tercih neresi? Var mı planlar yapabilir? Valla dedim ya, gidebilsem keşke Merkür'e uçuracağım da bilmem yani. Türkiye dışında bir yer düşünüyorum. Türkiye'de zaten biçlerdeki pahalılık da bayağı el yapıyor. Sizin var mı bir şikayetiniz? Lahmacun 450 lira olmuş. Artık herkes evden beslenme çantası götürüyor. Ya valla şimdi lahmacunla çok fazla işim olmadığı için hani yani genelde zaten ben neredeyse aç gezen birisiyim. O yüzden ya benim için hani 400 lira, 700 lira. Ha tamam tabii ki parası olan zengin insanlar gitsin yesin yani ama parası olmayan da hiç kapısından bile uğramasın yani. Ne de arkasından konuşmasına da gerek yok yani. Öyle düşünüyorum. Var mı dinlediğiniz, dikkatinizi çeken kişiler? Ya bu ara... Üretici aslında, buluyor musunuz? Ya ben son şarkılarda açıkçası çok fazla beğendiğim şarkıya denk gelemedim açıkçası. Yani çünkü hepsi birbirine o kadar çok benziyor ki yani sanki böyle bütün şarkılar birbirinin aynısı. Aynı elden çıkmış evet, gibi. Evet aynı elden çıkmış gibi ve saçma sapan bir kuruya var şu anda. Yani ben birkaç kere arka arkaya dinlediğim bir şarkıyı şeyi beğeniyorum bu arada söyleyeyim bilmiyorum ama Güneş'in tarzını beğeniyorum mesela. Bak Güneş kim diyor. Güneş. Ya. Abi nasıl ya? Yani sordun söyledim ya o iyi. Yani şu anda buyurun. Peki son olarak gündemde olan Selen Gölgüzel'in tarzını nasıl buluyorsun? Özellikle Son Kayağı şarkısıyla beraber dikkatleri bayağı üstüne çekti. Onu hatırlatmayalım mı şu anda? Klip
ortasında hakikaten yani ben bir moral bulmaya ihtiyaç duyarken demoralize oldu için ben neyse klibe döneyim ben en iyisi şu anda arkadaşlar. Kaldığımız yerden devam edelim. Bir şey mi gözüküyor sanki? Bunu ne yapacağız? Peki siz evde bir daha mı yapsak? Siz evde peki Kayağan, işte Sezen Aksu şarkıları söylerken bir tereddüt ediyor musunuz? Ya şöyle bir şey, tabii ki Kayağan çok değerli, saygı değer, hani hepimizin önünde eğilip itaat edeceği ve yani bir şarkısını söylerken bile titreyeceği bir hani muhteşem bir müzisyen. Ben açıkçası kendi kendime bile söylerken bir tereddüt oluyorum onun şarkılarını. Vallahi helal olsun, kendisine özgüveninden dolayı tebrik ediyorum. Peki sizin var mı hedefleriniz, planlarınız arasında neler var? Zaman zaman revizyonla alakalı şarkıcıların istekleri oluyor ben yaparım diye ama siz bu isimler hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizin böyle planınız var mı? Ya ben aslında şöyle düşünüyorum. Yani revizyona katılmak bence gerçekten çok donanım isteyen bir şey. En önemlisi de İngilizcenin ana dili gibi olması lazım. Yani ben dönüp baktığım zaman açıkçası şarkıcılar içerisinde tabii ki mutlaka donanımlı bir sürü sanatçımız var. Ama öyle aklıma gelebilecek çok fazla ana dili gibi İngilizce konuşabilen, hani çok donanımlı biri aklıma geliyor da yani. Çok fazla yani. Yani geliyor öyle çok aşırı da şu an katılmıyoruz tabii ama. Siz böyle bir projenin içinde yer almak ister misiniz? Ya aslında ben yıllar önce böyle bir konuşmadan, ne zaman? 4 sene önce bu konuşmaların içinde benim ismimde vardı ama oluyor o süper kahramanlığı çıkardığım dönemlerde. Ki o zaman bizim ülkemizden yurt dışına temsil ettim, Sirkuistar'da. Evet. Tarkan'ın şarkısını orada başka bir versiyonda söylemiştim. Burada bütün magazin kanalları yayınlamıştı. Aslında güzel temsil edebileceğim konusunda konuşmalar olmuş. Ben de adaylardan biriyim ama katılırsak yani elimden gelenin en iyisini yapmam adına gece gündüz de çalışmam gerekir çünkü oraya katılabilmek için çok büyük donanıma sahip olmam.